Köyüm Kapalı Kıyarka TV'ye hoş geldiniz. Şu an Alanyurt'tayım, Güzelyurt'a bağlı. Köyümüz arkadaşlar, burası şirin bir köy. Burada şimdi gezi yapacağım. Burada tarihi mekanlar, eski Alanyurt'un yaşantı şekli. Artık şansımızda ne çıkarsa hadi beraber gezmeye diyorum. Evet, Alanyurt deyince ne gelir? Burası tarımsal olarak çok verimli bir arazisi var. Çilek, fasulye, patates ekicileri burayı tercih ediyor. Buradan tarla kiralayıp hasatını kaldırıyorlar. Şimdi burada tarihi mekan olarak şu karşıda gördüğümüz gizemli alanlar var. Artık buraya gitme şansım olursa orayı da çekerim. Şu an ama köyün içerisine doğru yol kat edeceğim. Biraz sele indireyim çünkü hem de çekerek hem de sele yüksek. Kullanım zor oluyor. Güzelyurt'tan yaklaşık yarım saatte buraya kadar geldim. Maşallah teyzem ne güzel üç tekerlekli kullanıyor. Şimdi yazlık evler var burada sağlı sollu. Haliyle dört mevsim yaşayan da vardır muhakkak. Şimdi buraya leylek aynı Saratlı'daki gibi yuva yapmış direğin üzerine. O direk kullanılmayan bir direk ama sırf onun için o yuva için bekliyor. Bakın telmel yok. Evet. Burada sola giden bir yol var. Şimdi sağa giden yol var. Artık köyün içerisinde gezeceğimiz için ana yolu bir dolaşalım. Karşımıza ne çıkarsa sizlere farklı farklı alanları da sunarım. Kamyon geliyor. Şöyle duralım. Çok zor geçer. Taştan tarihi bir eski ev buldum arkadaşlar. Bakın burada da var. Buradan şimdi buradan hala devam ediyor. Böyle küçük küçük şirin taştan da evler mevcut. Burada basamaklı bir yüksek bir yer varmış. Oraya tekrar dönüş yapayım bir. Neymiş orası? Köyün merkezi ve muhtarlığı. Burası arkadaşlar bak. Ve camisi de burada. İleride demirci kasabasına gider. Biraz daha gidelim bakalım. Tahminim şurası da ilkokul. Köpek de bana herhalde seslenmez. Zaten yaşlanmış yazık. Böyle devam ediyor. Yeni yerleşim yerleri var. Daha ileriye doğru. Güzel bir kaymakamlık ya da bir durak yapmış, güzel olmuş. Şimdi
Şimdi daha ileride müstakil evler var. Ben şimdi eski Alanyurt'un olduğu gizemli evleri çekeceğim. Onun için geri dönüyorum. Buradaki taş evleri görünce sizlere onu sunmak istedim. Evet. Pencereleri kapanmış. Tamamen taştan. Kemer usulü camlar var. Ama yaşayan yok. Basamaklar da taştanmış. Tamamen. Şimdi şu geride kalan bir noktada basamaklı yer görmüştüm. Oraya geri dönecektim. Ah, bir sokaktan geçiş yapayım oraya. Herhalde orası da eskiden cami miydi? Güzel yurtta da öyle bir yer. Orada ezan okuyor. Bugün de çok rüzgar esiyor ama inşallah sesim anlaşılıyor. Evet, burası eski tarihi mezarlar. Bakın. Tamamen taştan. Artlar yazıyor mu? Tarihine bakalım. Osmanlıca arkadaşlar. Bakın. Hiç anlaşılacak gibi değil tarih. Diğer taşlarda doğru dürüst yazılar kalmamış, silinmiş. Bakın. Burası mezarlık. Geri gelelim. Şimdi burada gene tarihi taştan evler var. Eski Alanyurt burasıymış tahminim. Zekkesi. Evet. Bak. Burada tahminim ezan okunan nokta. Basamaklarla çıkılıp burada dört tane sütunuyla üzerine besle iki katlı böyle evler mevcut. Buradan şimdi şuradaki noktadaki evlere girebilirim. Ara sokağına girebilirim. Bakın. Şuradan. Detaylı gezmek istiyorum ama. Evet, burası tamamen eski alan. Bakın arkadaşlar. Evler tamamen 100 yıl önceki veya daha fazlasına ait. Buradaki gizemli evler. Sizler için Alanyurt'un, eski Alanyurt'un gizemli evleri. Çoğu buradan evler sahipsiz kalmış. Önlerine de yeni evler yapılmış. Şu sokaktan geçiş yapabiliriz. Artık uzaklaşmadan. Alanyurt'un artık hep yenilenmiş evler değil mi? Müstakil, bahçeli, çok güzel.
Horozlar da burada. Vırıy, akıllı horozsunuz siz. Selamünaleyküm amca. Bugün de böyle oldu bakalım. Burada artık kara bir horoz daha var. Maşallah diyelim. Buradan ileriye ve tarihi mekan yok. Hep yeni yerleşim yeri. Evet. Daha ileride de güneş panelini yapmışlar arkadaşlar şeyin üzerine tamamen elektrik üretmek için. İyi de olmuş. Evet. Şimdi burası artık yayla tamamen yemyeşil bölge noktasına geldim. Burada çiftçiyi gerçekten enerjisini bedavaya getirmiş. Çatısını komple yeşil enerjiye döndürmüş arkadaşlar. Güneş panelleriyle. Bir de sol tarafına doğru yol kat edelim. Evet, şimdi köyün sol tarafına doğru yol kat ediyorum. Bu horoz çok cins bir horoz biliyor musunuz? Arap horoz. Çok akıllısın sen. Kızma bana tamam. Sokaktan geçiş yaptım. Şimdi leylekli bölgenin direğinin olduğu yere tekrar bir tur attım. Şimdi burayı gezeceğim. Sol tarafı gezmemiştim. Buradan da artık tarihi mekanlara geçiş yaparım tahminim. Evet. Burada da tarihi taştan ev. Ve yanında da atıl falan evler. Maalesef. Ama basit alan olmadığı için istediğiniz gibi inşaat yapabiliyorsunuz. Yeni yerleşim yeriyle eski yerleşim yeri artık birbirinin içine harman olmuş. Eski evlerin çoğu kullanılmaz hale gelmiş ama yan tarafına hemen yenisini yapmışlar. Burada da yeni mezarlık. O gezdiğim çok eski mezarlıktı. Herhalde mescitti yanındaki. Böyle şirin şirin evlerin görselliğiyle sizlere yol kat ediyorum. Şu an yaklaşık gezmediğim kuhu birkaç tane kaldıysa Allah rahmet eylesin. Yattıkları yer bunun içinde olsun inşallah. Bütün geçmişlerimiz için Fatih'e okuyalım arkadaşlar. Burada da havlayan bir köpek var ama herhalde bağlıdır. Evet, bu sokağı da tamamen videodan ayrılacağım. Bana kolay bir günü
bisikletimle eşlik ediyor. Evet. Caminin olduğu noktaya tekrar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Şurada bir abi konuşursa orada konuşturuyorum. Videodan ayrılayım.